Hat kevser talibi, nitekim meslemey içmek hoş gelir, huş ya Rasul. Evet, herkese merhabalar. Su kasidesinin 10. beytini tetkik edeceğiz. Her zaman olduğu gibi öncelikle kelimelerimize bakalım. Öncelikle müştak kelimesine bakalım. Bu özleyen, can atan manasına gelen bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. İkinci kafamızı karıştırabilecek ama çok iyi bildiğimiz bir kelime var. O da zühat. Zühat, zahitler demek. Zahidin çoğulu yani zühat dediğimiz zaman. Huşyar da aklı başına demek. Yani huş tek başına akıl demek. Huşyar da aklı başında demek. Burada aklı başında dediğimiz zaman anlamamız gereken şey ne? İkinci mısrada ne diyordu? Mestemey içmek hoş gelir, huşyara su. Ha, demek ki bir tarafta mest var, bir tarafta huşyar var. Yani aklı başında derken şunu söylemeye çalışıyor. Ayık, yani içki içmemiş manasına geliyor. Yani beyti Türkçeleştirmemiz gerekirse ne demiş oluyor? Ben dudaklarının özleyeniyim. Zahitlerse Kevser talibi. Nitekim meste, sarhoşa nasıl şarap içmek hoş geliyorsa huşyara da su içmek hoş gelir. Aklı başında olana da su içmek hoş gelir diyor. Ha, çok güzel. Peki, burada ne demek istiyor? İşte burada gördüğümüz bir çatışma var. Rint ve zahit. Değil mi? Bir. Mest ve huşyar. Yani sarhoş ve ayık. Şimdi neden aşık dudakları istiyor? Neden zahit o dudaklardan kaçıyor? Bunun sebebi şu. Rint hakikaten Allah'a aşık bir tiptir. Yani herhangi bir ödül beklemeksizin cennet, huri, kevser bunlarla hiçbir alakası yoktur Rint'in. Rint'in tek manası ne diyor Yunus Emre? Bana seni gerek seni. Başka hiçbir şey istemem diyor. İşte Rint budur. Hakiki aşıktır. Menfaatsizdir ve riyakar değildir. Fakat zahit tipine geldiğimiz zaman riyakar, aklı başında ve riyakar bir tip karşımıza çıkıyor. E peki aklı başında olmak yani kötü bir şey mi? Hayır değil. Ama burada aklı başında dediğimiz zaman dünyayı düşünme, dünyaya ait kavramlara kafayı yorma manasına geliyor. E tabii ki günlük hayatta bu güzel bir şey ama Rint gönül insanıydı. Rint gönül için yaşıyordu. Bir tarafta gönül var ama zahir akılla yaşıyor. Yani kurguluyor. Yani öteki tarafı kurguluyor. Aslında ticaret yapıyor. Onu söylemeye çalışıyor burada. Yani şu kadar ibadet ettim. Efendim işte orada ben şu kadar huri alacağım. İşte şu kadar şey yaptım. Gösteriş var. Yani yaptığı ibadette gösteriş var. Bu gösterişin haricinde bir de karşılık bekleme var. Köşk, kevser, işte şu huri falan bunları bekliyor. Dolayısıyla beyit bu Rint-Zahit çatışması üzerinde kurulmuş bir beyit. Peki, tamam. Peki, aşık neden lep istiyor? Yani geçmiş beyitlerde de olan şey işte ilk mısrada muhayyel bir tablo varken ikinci mısrada gerçek bir hadise vardı. Peki burada şunu görüyoruz. Yani
Lep oradaki mestin içeceği şaraba tekabül ediyor iken zahidin Kevser'i ise o da suyu istiyor. Aa, çok güzel. Peki. Evet. Lep neden? Bir. Dudak kırmızılığı dolayısıyla şaraba benzetti. Dolayısıyla sevgilinin dudakları şarap. İki. Sevgilinin dudaklarında ab-ı hayat vardır. Yani o şarap bir yandan da ab-ı hayattır. Sonsuz hayattır ve hakikattir. E diğer bir özelliği ne Lebin? Değil mi? Yok gibidir. Yokluğu çağrıştırır. Yani fenafillahı çağrıştırır. Dudaklar fenafillaha açılan bir kapıdır. Ha, o zaman demek ki burada şunu görüyoruz. Aslında aşığın istediği şey şarapla hiçbir alakası yok. Yani burada tamamıyla böyle bir durum var. Bakın bu şiirlerde kaçırılan bir durum. Yani evet bazı şairler bazı şiirlerinde şarap dediği zaman hakikaten bir şarap içmekten, sarhoşluk dediği zaman hakikaten bir sarhoş olmak durumundan söz ediyor olabilir. Bunu görüyoruz birçok şairde. Ama bazı noktalarda şarap kafa karıştırıcı, katman oluşturucu, anlam katmanı oluşturucu bir aracı olarak kullanılıyor ve burada müthiş bir oyun var. Fuzuli şarabı ister gibi gösterirken ve zahidi de suyu içecek, yani suyu içen aklı başında, suyu isteyen aklı başında gibi gösterip Kevser'i istiyorsun sen derken ne yapıyor biliyor musunuz? İnanılmaz bir fake atıyor. İnanılmaz bir fake atıyor. Çünkü aslında onun istediği şey o dudaklar, o dudaklardaki fena, o dudaklardaki hiçlik. Peki fake yaptı dedik ya. E diğer tarafı ne? E Zahid ne istiyor diyor? Kevser istiyor diyor. Kevser nedir? Şaraptır. Bazı tabirleri göre farklı şekillerde yorumlanıyor olabilir ama Fuzuli'nin burada vurgulamaya çalıştığı şey Zahid'in cennetteki şarabı düşünmesiyken kendisinin hiçbir şekilde şarapla alakası olmamasıdır. Dolayısıyla burada gene bir lefüneş görmüş oluyoruz doğal olarak. Leple mey birbirleriyle efendim eşleşirken efendim yukarıdaki birinci mısradaki Kevser'le ikinci mısradaki su da birbiriyle eşleşiyor. Böylelikle su kasidesinin 10. beytini anlatı boyutuyla tetkik ettik. Şimdi bir de şeklen inceleyelim. Su kasidesinin 10. beytini şeklen inceleyelim. Aradığımız şey neydi yine? Failatün çarpı 3 ve faidün idi. Kapalı, açık, kapalı, kapalı ve bunda 3 tane faidün. Kapalı, açık, kapalı olacak idi. Başlayalım. Men. Le. Gün. Müş. Sıkıntı yok. Ta. Kı. Yam. Zü. Evet. Var mı sıkıntı? Yok. Çok güzel gidiyor. Hat. Kev. Ser. Alalım. Ta. Li. Bi. E ne oldu şimdi burada ya? 3 tane arka arkaya kapalı oldu. Ne yapacağız? Baktık. Şu son kısım oturuyor. Failün. Tamam. Burada bir sıkıntımız yok o zaman bizim. O zaman burada bir sorunumuz var. Yani bizim şu bölgeye bir hece eklememiz gerekiyor fazladan. O zaman hemen dikkatimizi had hecesi çekecek. Çünkü biz biliyoruz ki had gibi, can gibi, değil mi? Ne bileyim, yar gibi, aşk gibi hecelerde ne yapıyorduk? Med yapıyorduk. O zaman
Buraya görünmez ı veya i'mizi de koyuyoruz ve nedimizi de buraya yerleştirmiş oluyoruz. Ne oldu? Bir soru kaldı mı? Hayır. Ne oldu şimdi? Men de dünmüş ta kıyamcı hadi kevser talibi. Tamam. İkinci mısraya girelim. Nitekimmez dedik. Ve açık açık oldu. Şimdi burada kafamıza bilmiyor olsak vezni feilatün değil mi? Olabilir diye gelirdi ama burada biliyoruz. O yüzden hemen bunu imaleyle uzattık. Te mey içmek dedik. Ya burada bir sorun var. Bu açık ama bu kapalı. Ne yapacağız şimdi biz? O zaman burada iki tane müdahale yapacağız. Bir, hemen burada imali müdahalemizi yaptık. Peki şurada bizim şimdi bu kapalı, kapalı, kapalı diye gidiyor ya. Bizim şuraya bir açık hece yerleştirmemiz gerekiyor. Peki nasıl yapacağız? Şimdi mey içmek diye. Tamam. Bu tarz yapılarda şimdi burada ulama yapacağız değil mi? Peki nasıl yapacağız ulamayı? Şurada bir gösterelim. Ulamayı teşkil eden iki tane kelime olmak mecburiyetinde ardışık olarak gelir. Birinci kelimenin son harfi sessiz bir harf olacak. Akabinde gelen kelimenin ilk harfi ise sesli bir harf olacak. Bu durum sağlandığı takdirde biz bu iki kelimeyi birbirine ulayabiliyoruz. Aa, tamam, çok güzel. O zaman nasıl okuyoruz? Me oluyor bu. Me içmek haline geliyor. Yani şu hale geliyor. Me içmek haline geliyor. O zaman ne oldu bak? Açıldı. İçmek. Açık kapalı kapalı haline geldi. İşte ne oldu? Me içmek dedik. Ve burası imali de yapmış olduğumuz için failatün haline almış oldu. Hoş gelür huş. Sıkıntı yok. Yarasu. Yarasın. Mis gibi bir sonla bitirmiş. Baştan bu mısrayı da düzgün bir şekilde okuyalım. Nitekimmez teme içmek. Hoş gelür huş. Yarasu. Evet. Böylelikle su kasidesinin 10. beytini de incelemiş, tetkik etmiş olduk. Herkese saygılar ve sevgiler.